Anne, sen ne yapıyorsun? Kahvaltı hazırladım o kadar kızım. Sabah erkenden kalktım. Kahvaltıyı birlikte yaparız diye. Bak poğaça yaptım. Senin sevdiğin peynirli omletten yaptım. Çok güzel kahvaltı hazırladım. Batu, biliyordun değil mi? Aşkım, az önce gördüm ama çoktan biz rezervasyonumuzu yaptırdık yani. Hani görmem bir şey değiştirmiyor ki. Batu işte. Biliyordu tabii kızım, geldi gördü ne yaptığımı. Sırf bana inat olacak ya. Sırf ikimizi bir arada görmek istemiyor ya. İşte yine Batu. Sana kim dedi ki kendi kendine git bir şeyler hazırla? Aşkım ya, iptal etsek olmaz mı? Aşkım saçmalama, ne zamandan rezervasyon yaptım? Nur, birlikte yiyelim diye hazırladım ben bunları kızım. Beraber kahvaltı yapalım. O istiyorsa gitsin. İstediği yerde kahvaltı ya yapabilir. Ya biz sana hazırla mı dedik? Bize sormadan niye iş yapıyorsun? Bizim programımız var, gidiyoruz. Kendini acındırıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Burada çok masum rollere giriyorsun. Kızım, beraber kahvaltı yapalım. Sabah kalktım gittim markete, o kadar alışveriş yaptım. Beraber kahvaltı yaparız diye o kadar şey hazırladım. İnsan sofranın hatırına oturur, şurada beraber kahvaltımızı yapalım. Gitmemiz gerekiyor diyorum sana, anlamıyor musun? Sen ne insafsız çıktın be. Sen insafsızın kralısın be. Aa, saçmalamayın ya anne. Aşkım ne yapayım? Evde görmeye bile tahammülüm yok artık. Ay ben sana çok tahammül ediyorum da. Ben buraya sırf kızımla torunum için geliyorum. Hadi, hadi gidelim, gidiyoruz. Nur'un hava alması lazım. Hadi, hadi bebeğim. Ne haliniz varsa görün. Bak ay ne kadar masum. Kahvaltı hazırladım ettim hemen. Bak olmayınca nasıl hemen kötüye, özüne dönüyorsun. Hadi yürü. Sen kendi özündesin zaten, hiç çıkmıyorsun sen. Saygısız. Sen de bazen fazla oluyorsun, farkında mısın? Ya o benim annem. Dolayısıyla senin de annen. Ama bir kere bile anne demedin gerçi de. Bebeğim ben nasıl anne diyebilirim ya? Bana anne gibi hissettirecek, bana öyle yaklaşacak, bana iyi niyetli olacak, beni sevecek ki, bana o şefkati gösterecek ki anne diyebileyim. Beni düşmanı gibi görüyor, bana kötülükler yapıyor, ben de kalkacağım anne mi diyeceğim? Bana o şekilde yaklaşmayan bir insana ben nasıl anne diyebilirim? Ben normalde o anne demem şöyle böyle diyen bir insan değilim ama bunu annen niye yaşattırmıyor ki? Ben mi demiyorum yani? Kalkıp bir de annenin bu yaptıklarına her şeye rağmen anne mi diyeyim yani? Ama kibar olabilirsin birazcık. Ya ne kibar olmasından bahsediyorsun? Saçmalama ya. Hadi İyi, ben gelmiyorum o zaman. Nur! Ne demek gelmiyorum? Bin şu arabaya, gidiyoruz, kahvaltımızı edeceğiz. Geldiğimizde de burada olmayacak. Sanki hiçbir şey yapmamış gibi geliyor, bir de eve kuruluyor. Tamam, hadi koy yerine. Güneş geçmesin. Ama uğraşacağım ben ya. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Aa, Leyla abla hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi, senden ne haber? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? Manikür mü? Evet, klasik bakımlar. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bir şey söyleyeceğim. Mehtap nerede? Mehtap butik devraldık ya, onun işleriyle ilgileniyor, dışarıda o. Butik mi devraldınız? Evet, ortak olduk biz. E sen de iş güç butik mutik olunca Emre'yi unuttuk galiba. Yani artık bu konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Araya soğukluk girdi ve belli bir süreden sonra soğuyorsun. Çalışmak da kafamı dağıtmaya yardımcı oluyor. Bir kat daha sürelim lütfen. Yardımcı oluyor mu ki? Leyla ablacığım, bu konuyu konuşmayalım. Kapatalım. Bu kadar kolay unutabiliyorsan unut o zaman. Telefonum çalıyor benim. Bir saniye. Kurumuştur zaten ya. Alo. Aa evet. Ben de bir arayayım Mehtap Hanım'ı. Ben birazdan geliyorum zaten. Tamam. Tamam, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biraz daha acele yapalım. İşim çıktı çünkü, gitmem lazım. Mehtap'a mı gidiyorsun? Evet, butiğe gideceğim. İşler devam ediyor. Sen de gelirsin. Yok canım, ne işim var benim. Sen git. Gelirsin, gelirsin. Ben davet ediyorum. Sonra açılışa gelirim inşallah. Tabii ki gelirim. Çünkü seni çok seviyorum. Senin için geleceğim. Ama bence Emre konusunda bir düşün. Bunu konuşuruz. Sonra kararını ver.
hemen bitirdim deme. Hemen bitirmek öyle kolay değil. Hadi kolay gelsin. Tamam. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Hoşça kal. Leyla Hanım geldi, sizin hakkınızda için şeyler anlatmadı. Sizin için dedikoducu dedi, dolandırıcı dedi, ondan parayı alamazsınız dedi. Akrabam oluyor dedi kendileri dedi. Hatta sizin için çay kaşığı dedi. O ne dedim? Ya işte alamazsınız dedi. Hiçbir şey anlatamazsınız ona dedi. Siz onun dediklerini aldırış etmeyin. Özel hayatta bazı problemlerimiz oldu kendisiyle. Yani bunu size yansıtması tabii ki çok saçma. Ama Leyla Hanım beni pek sevmez. Size bu yüzden böyle arayıp da söylemiş. Yani benim işimi bozmaya çalışıyor. Niye böyle bir şey yapsın ki? Çünkü ikinci butiğimi açıyorum. Kıskanıyor. İstemiyor. Ama ödemelerde eksiklik var. Siz şimdi onunla bunu mu bağdaştırdınız? İnanın ki bunun onunla alakası yok. Benim vadelerimle alakalı. Onu da en kısa sürede halledeceğim. Lütfen bunu kafaya takmayın, olur mu? Şu an sinirden yani ne diyeceğimi bilemedim. Hiç hoşuma gitmedi zaten. Ama lütfen siz kusura bakmayın. Sizin dediğiniz olsun Mete Hanım. Nasıl olsa kontrat yaptık sizinle. Yani evet. İyi günler Metep Hanım. En kısa zamanda ödemeyi yaparsınız. İçinizi ferah tutun. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler Tuğçe Hanım. Gelelim sana. Ne oldu şimdi ya? İnsan ağzını açıp iki kelime söyler ya. Ne söyleyeyim, zaten adamı dört bir taraftan kuşattın. Adam gömmüş beni zaten Leyla, gömmüş. Adam da beni gömüyor, sen yanında hiçbir şey demiyorsun. Ne söyleyeyim, aranıza girmek istemedim yani. Adam da kendince haklı sonuçta. Dur şimdi, seni sonra halledeceğim ben. Leyla'ya sorarım. Ne oluyor yine? Kurtlandın, otur şuraya. Görmüyor musun? Önüme taş koymaya çalışıyor. Bir şey olmaz, otur, kontratı yapmışsın zaten. Tedirgin olması çok normal yani, adam mal sahibi. Şimdi engellemeye çalışıyor. Demek benimle oyun oynamak istiyor. Ben onun oyunu gösteririm şimdi. Sakin ol, sakin. Sakinim. Ne yapacaksın çok merak ediyorum. Resmen işime taş koymaya çalışıyor. Kıskanç. Ne yapıyorsun? Kimi arıyorsun? Şimdi görürsün. Mehtap arıyor. Ne alaka? Mehtap niye arasın ki seni? Ne bileyim aşkım, aç yanım başıma. Ya da dur. Aç bakalım ne diyecek. Hoparlörü alayım. Efendim Mehtap. Batu bir dinle. Şu bakıcı kızla alakalı. Öğrenmek isteyeceğin şeyler olabilir. Evet. Leyla, bakıcı kıza para teklif etti. Seninle sevgili olduğunu falan söylesin diye. Ne? Mehtap ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun ya? Ben ne dediğimin tabii ki de farkındayım. Kıza seninle sevgili olsun diye birkaç para teklifi falan bulundu. Başka şeyler de vaat etti. Ay yok artık. Of. Ya bir şey diyeceğim. Benim annem böyle bir şey yapmaz Mehtap. Şu anda Mehtap. Ne dediğini farkında değilsin sen bence. Başından anlatır mısın? Ya bakın. Leyla bir gün beni çağırdı. Dedi ki Batu Nur'u aldatıyor dedi. Beni evden kovdu dedi. İnanmazsanız herkese sorun. Zaten Rabia'ya da anlattı benden sonra. Oturdu kuaföre bir bir. Herkese anlattı. Bir ben bilmiyorum ki, herkes biliyor. Daha sonrasında size geldiğinde de Leyla telefonda kıza para teklif etti. Ben Batu'yla sevgiliyim de dedi. Başka şeyler de vaat etti. Şimdi onları söylemeyeyim, çok çirkin. Yani anlayacağınız, Leyla sizi ayırmaya çalışıyor. Ben de kulak misafiri olduğum için benimle de uğraşıyor. Ama onun hesabını daha sonra da alacağım. Ya böyle bir şey. Neyse Mehtap, tamam konuşuruz. Sağ ol. Görüşürüz. Vallahi siz düşünün gerisini. Hadi hoşça kalın. Sen var ya çok fenasın. Hak etti ama. Hak etti. Tam seviniyorum, sevincim kursağımda kalıyor. Sen benimle ne uğraşıyorsun? İçine gücüne baksana. İyi de Batu'ya söyledin Leyla için de Nur da üzülecek bu duruma. Ama Nur da bir yerde aldatılıyorsa öğrenmesi de lazım. Pardon da bir kadın olarak aptal yerine koyulmayı hak etmiyordu. Ben böyle düşünmüştüm yani en azından. Hem de kuaför de senin geldiğin gün anlattı her şeyi. Ben o dedikoduyu bıraktım, sırf sen üzgünsün diye senin yanına geldim. Gözüyle görmüş mü ki söylemiş böyle bir şey? Aman işte her şeyi söylüyor, amacı ayırmak ya. Hadi onları amacı ayırmak da benimle niye uğraşıyor? Sırrını biliyorum ya. Tabii şimdi artık öğrendi, ayıklasın pirincin taşını. Bakalım ne olacak? Ne olacak, ortalık gene karışacak. Nur'la Batu da tekrar barışırlarsa bebeğe bir bakıcı lazım olacak.